çıkmışlar. Gene mutlak değeri kendinden büyük olan sayılar. O zaman A'nın negatif olduğunu söylemişiz. Burada da A, B'den büyüktür. Her ikisine baktığım zaman, o zaman ben şunu gördüm. Sıfırdan küçük bir A gördüm. A da B'den büyükmüş. Yani buradan anlaşılan şey bu. Şimdi arkadaşlar hemen devam edelim. A eksi 2 dediğimiz şey A eksi 2 olarak mı çıkacak? Yo, bir de 2 eksi A eksi B dediğimiz şey 2 eksi A eksi B olarak mı çıkacak? Yoksa eksiyle çarpayım mı? Hemen görelim. A eksi 2. A'ya negatif bir sayı alırsan, 2 çıkarırsan eksi kalır. O zaman şunu bir eksiyle çarpmam lazım ki sonuç artıya dönüşsün. 2. Eksi A pozitiftir. Eksi B de pozitif. Bu zaten pozitiftir. O zaman sorun yok. Yani arkadaşlarım şunu anlatmaya çalıştım. Bunun yerine siz eksi A artı 2 yazacaksınız. Şunun yerine siz aynısını yazacaksınız. Ama ortadaki eksiliği de unutmayacaksınız. Bu konu işaret hatasından dolayı çok tehlikelidir. Dikkat etmeniz lazım. Artı A artı B şeklinde götürenler var mı? Bir bakalım. Eksi A ile artı A'lar götürür. Ondan sonra bir tane de şuraya gelelim. Eksi 2 ile artı 2 götürür. O zaman bu sorunun cevabı da B olarak kalmıştır diyebiliriz. Evet, bir soru daha. Mutlak değeri kendinden büyük olan sayılar. Ne demiştik bu sayılara? Mutlak değeri kendinden büyük olan sayılar negatif sayılardır. Yani bir nevi A küçüktür B şeklinde de yazabilirsiniz. Şimdi mutlak değeri A olan sayılar buraya pozitiflerde konulur, sıfırda konulur. Yani A'lar sıfıra eşit ve sıfırdan büyük sayılardır. Şimdi bunların ikisini birleştirdiğinizde A'lar sıfıra eşit sıfırdan büyük. O zaman şöyle yazayım. Sıfıra eşit ve sıfırdan büyük bir A buldum ama onlardan daha büyük de bir tane B buldum. Bu sorudan yürüyeceğiz şimdi. A'dan B'yi çıkarmak arkadaşlar küçükten büyüğü çıkarmak olduğu için negatif kalır. O zaman bunun cevabı B eksi A pozitif olarak dışarı çıkar. Mutlak değer B. B zaten pozitiftir. Pozitif B olarak çıkar. B eksi A. B'den A'yı çıkarmak pozitiftir. Zaten B eksi A olarak dışarı çıkar. O zaman sonucumuz B eksi A vardı. Şuradaki eksikliklere dikkat ediyorum. Buralardan korkuyoruz. O zaman yazalım. B eksi A oldu. Sonra bir eksi B oldu. Sonra bir eksi B. Sonra bir tane de A oldu. Değil mi? Yanlış yapmayalım. Evet. Baktığımız zaman arkadaşlar buraların götürenleri şimdi arayacağım. Bir eksi A ile bir artı A gitti. Bir artı B ile bir eksi B gitti. O zaman cevabımız eksi B olarak kalmış oldu. Evet. Devam edelim. Bir tane soru verilmiş. Sorunun cevabı dıştan başlıyoruz. 7'ye eşit olmuş. Bunun iki türlü çözümü olacak. Bir içerideki ifadeyi 7'ye, bir de içerideki ifadeyi eksi 7'ye eşitleyeceğiz. O zaman çözelim. X eksi 1 eşittir. Burası 4'tür. Bu da iki türlü arkadaşlar çözülecek. Cevabı 4 olanlar, bir de cevabı eksi 4 olanlar. Yani 4'ün mutlak değeriyle eksi 4'ün mutlak değerini dışarıya 4 olarak bulursunuz. Çözdüm 5 geldi. Buradan da çözdüm. Eksi 3 geldi. Bunlar da olsun. Şimdi bu tarafa bir bakalım. X eksi 1 eşittir. Arkadaşlar eksi 10 şeklinde oluyor. Bakın tekrar söylüyorum. Mutlak değerin içerisi olabilir ama eşittirden sonraki şu kısım negatif olamaz. O zaman bunun çözüm kümesi boş kümedir. Biz o zaman denklemin çözüm kümesini yazarken demek ki bir eksi 3'ümüz var, bir de 5'imiz var, başka da yok diyoruz. Evet, bir sonraki soru. Yine x artı 1 yalnız bırakalım mutlak değeri. Öbür tarafta eksi 3. Biraz önce söylemiştik. Bu denklemin çözümü olmaz demiştik. Evet, devam ediyoruz. Mutlak değer sorularında arkadaşlar ayrı ayrı devamlı yazmanızı beklerler. Ayrı ayrı yazalım. 3x artı 1. Bunu tarafa atalım. 6 olsun. Arkadaşlar mutlak değer eksi 4 zaten 4'tü. Bunu biliyorsunuz. O zaman sonucu şöyle yazabilirim. 3x artı 1 dediğimiz şeyin cevabı 24 oldu.
Biraz önce çözmüştük bununla ilgili sorular. 3x artı 1'e bir 24 dersiniz. Bir de 3x artı 1'e eksi 24 dersiniz. Artık bunların çözümü de sizindir. Devam ediyorum. Şimdi yine ayrı ayrı yazıyorum. X eksi 2 ve mutlak 2. Bunu düzelttiğinizi, paydasını eşitlediğinizi düşünerekten devam edelim. Şurası 2'dir. Güzel yazalım şuraları. Tamam. Ondan sonra arkadaşlarım biz daha önceden söylemiştik. Eksi 5'in mutlak değeriyle artı 5'in mutlak değeri aynıysa o zaman 2 eksi x'in mutlak değeriyle x eksi 2'nin de aynı olmak zorunda. O zaman bu sorunun cevabı x eksi 2 bölü 2 ve tekrar burayı da düzelttim. X eksi 2 bölü 2 eşittir 7. Baktığınızda x eksi 2 eşittir 7 çıkacak. Çünkü 2 tanesi 14'ten 7. O zaman 2 türlü çözüyorsunuz. X eksi 2 bir 7 çıkacaktır. Bir de x eksi 2 eksi 7 çıkacaktır. Artık bunların çözümleri kolaylaştı. Yani bir 9. Bu bulduğunuz çözümler arkadaşlar yerlerine yazıp deneyebilirsiniz. Çözüm doğru mudur, yanlış mıdır? Bunları da bulabilirsiniz. Evet, x'ler birden küçükken bizlere bir şeyler vermişler. Önce şu x eksi 1'in mutlak değerini x eksi 1 olarak mı yazacağım? Yoksa farklı mı yazacağım? Bir de bu x eksi 2'yi böyle mi çıkartacağım? Bunlara cevap verelim. Birden küçük bir sayı tutarsanız mesela 0 gibi. Buraya yazdığınız zaman ilkinde negatif kalıyor. O zaman bunu pozitife dönüştürmen lazım bu. Yani aynı şekilde bunun için de geçerli. O zaman sonucu yazalım. Sizler şimdi büyük mutlak değer cevabı 3 olmuş. Birincisini bulmuşsunuz eksi x artı 1 şeklinde. Şimdi dikkat edin önünde bir eksi var bir eksi daha yapıldığı için x eksi 1 geldi. 2 tane eksi artıya dönüştü. X eksi 2 gelecek değil mi burası? X eksi 2 geldi. Şuraları hemen düzeltelim. Yanlış yapmayalım. Bir de artı mutlak x'iniz var. Arkadaşlar yanlış bir şey yapmadım. Değil mi? Evet doğru. Şimdi düzeltirseniz burada götürenler var. X'leri götürdüm. O zaman x eksi 1 eşittir 3 kaldı. Tekrar çözümleri yazalım. Hızlı yapalım. X yerine 4 yazarsanız olabilir. X yerine eksi 2 yazarsanız olabilir. Kontrol ettim. Cevabı bu oldu. Bakın bunların hepsini en tepedeki denklemde yerine yazarsanız da bu işin doğru olup olmadığını bulabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Mesela x yerine 4 yazarsan birincisinden 3 kalır. 4 yazarsan 2 kalır. 3'ten 2 çıktı 1 oldu. X yerine 4 yazarsan bu çözümü ama x eşittir 4 dediniz. Bu yukarıdaki denklemde uymadığından dolayı şunun çözümünün boş küme olduğunu gösterdik. Ama şuna bir bakalım tutacak mı? Eksi 2 yazarsanız mutlak değerin içerisine arkadaşlar eksi 3'ten burası 3 olur. Eksi 2 yazarsanız eksi 4 artı 4 olacaktır. Eksi 2 yazarsanız bu olacaktır. Buranın cevabı eksi 3 olacaktır ve 3 olacaktır. Doğru çözüm kümesi bulunmuş oldu. Evet 18 numaralı bu bir üslü sayı sorusu. 2 üzeri 2 tane x artı 1. 2 üzeri 3 tane x eksi 1. Yani 2 tane x artı 1 eşittir 3 tane x eksi 1 diyebilirsiniz. Arkadaşlar her iki taraf mutlak değerliyse karesine de gidebilirsiniz. Karesini alma yöntemiyle birinci yol 2x artı 2'nin karesi eşittir 3x eksi 3'ün karesi. Bu şekilde de gidilebilir. Ama biz ikinci yol tavsiye edelim. Ne yapabiliriz? 2 tane x artı 1 eşittir artılı eksili 3 tane x eksi 1 diyebilirsiniz. Buradan birincisini şöyle ikincisini şöyle çözelim. Yani 2x artı 2 eşittir 3x eksi 3 olabilir. Bir de 2x artı 2 eşittir. Eksi 3x artı 3 olabilir değil mi? Eksi ile çarpınca artı 3 olur. Buradan çözüm kümesine bakarsanız arkadaşlar x'in 5 olduğunu bulursunuz.
Buradan çözüm kümesine bakarsanız 5x eşittir 1'den x'in 1 bölü 5 olduğunu bulursunuz ki denklemde yerine yazdığınızda çözümlerin doğru olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz. Evet, geldik. Güzel sorular. Arkadaşlar bu sorularda ben eksi 1 çarpı x'in mutlak eksi 1 çarpı mutlak x olduğunu ve mutlak x'e eşit olduğunu göstereyim. Eksi 4 çarpı x'in eksi 4'ün mutlak değeri çarpı x yani 4 mutlak x olduğunu. Aynı şekilde 5 tane x'in bunları uzatarak çözüyorum. Bunların hep bu şekilde olduğunu bilin. O zaman soruyu yazalım. 3 tane mutlak x eksi 4 tane mutlak x artı 5 tane mutlak x ve 12. Şimdi 5, 3, 8 yapar. 4'ü yoksa 4 tane mutlak x'in 12 olduğu yerde mutlak x de 3 oldu. Zaten bunların çözüm kümesine artılı eksili 3 yazabilirsiniz. Evet, devam edelim. 20 numaralı soru. Yukarıdaki ifadenin en küçük değerini alması. Yukarıdaki ifadenin en küçük değerini alması 5'e bağlı değildir arkadaşlar. Mutlak değere bağlıdır. Mutlak değerin en küçük ifadesi de içerisinin 0 olmasıyla bulunur. Yani 3 bölü 2 olduğu zaman en küçük değerini alır. O zaman bu ifadeyi size soruyorsa 2 tane 3 bölü 2 adı yazmış olduk. Eksi 4 ve artı 9'u sormuş oluyorlar sizlere. Burası eksi 1'dir. Yani cevabınız bu sefer en azından 10 olacaktır diye bulunur. Evet, şimdi dikkat etmemiz gereken ilk yazılanlar tam sayı olarak verilmiş. Arkadaşlar burada hemen parantezi alıp tam sayıları dışarıya bir atın. 2 parantezinde bu, sonra 3 parantezinde y eksi 5 eşittir 2 verilmiş. Şimdi arkadaşlar 2 ile bir şeyi çarpacaksınız. 3 ile bir şeyi çarpacaksınız 2 olacak ve bunların her ikisi de artı ya da 0 olacak. Şimdi mutlak değer oldukları için düşünün. Böyle bir şey arkadaşlar ikisi de pozitif olunca mümkün değildir. Ama bir tanesini nasıl yaparsınız? Bir tanesini şöyle yazarsanız 2 çarpı 1 yazarsanız. Bunu da 3 çarpı 0 yazarsanız ancak cevabı 2 bulursunuz. Başka türlü bunun dışında mümkün değildir. Çünkü hepsi tam sayı olduğu için ve sonuçları da pozitif çıkmak zorunda olduğu için bundan başka çözümü yoktur. O zaman şöyle anlatmaya çalışalım. X eksi 3 dediğiniz yere siz 1 yazmış oldunuz. Yanlış yapmayalım. Sonra y eksi 5 dediğiniz yere de siz 0 yapmış oldunuz. Yani şuradan y'yi bir 5 yapalım. Ama buradan maalesef 2 tane x çıkacak. X'lerden bir tanesini 4 yapabilirsiniz. X'lerden bir tanesini de kafadan çözüyorum. Bir artılı bir eksili çıkacak ya. Onları hemen hızlıca görmüş oldum. Şimdi x artı y en çok kaçtır? X'e 2 verirseniz y 5 çıkar. X'e 4 verirseniz y 5 çıkar. X artı y en çok da şuradan 9 çıkar. O zaman cevabınız 9 olarak en çok bulunur. Evet, şimdi bir denklem verilmiş. Burada x eksi 3y ve devam ediyorum. Y eksi 3'ün karesi olarak gördüm. Diğer tarafa attım onu. Y kare eksi 6y artı 9. Arkadaşlar tekrar soruyorum. Ya sıfırsınız ya pozitifsiniz. Ya sıfırsınız ya pozitifsiniz. Ama sonuçta sıfırsınız. Bu nasıl mümkün olacak? Bu sadece şuradan mümkün olacak. Şu yoldan gidebilirsiniz. Başka türlü yapamazsınız. Yani Türkçesi bu işte x eksi 3y yazılan yerde sıfır olmalı. Bir de y eksi 3 yazılan yerde sıfır olmalı. Şimdi y'ye 3 yazar da buraya yazar yerine koyarsanız x'in de 9 olduğunu görürsünüz. O zaman x artı y de zaten bir 9'dur, bir 3'tür. Yani 12'dir. Başka şansınız da bundan yoktur denilebilir. Şimdi bir denklem verilmiş. Bunun çözüm kümelerini istiyor sizden. Arkadaşlar aralık verilmediği için sizler bunları x'ler 0'dan büyükken, x'ler 0'a eşitken
Ve x'ler sıfırdan küçükken şeklinde ele almanız gerekiyor. Başka türlü bu soruların çözümü olmaz. X'ler sıfırdan büyükken x artı 2x eksi 6 eşittir 0'ı çözeceksiniz. X'ler sıfıra eşitken 0 artı 2 tane 0 eksi 6 eşittir 0'ı çözeceksiniz. Sıfırdan küçükken 2 tane bu sefer buraya eksi x eksi 6 eşittir 0'ı çözeceksiniz. Arkadaşlar bunu çözümünde x'in 2 olduğunu bulursunuz. Sıfırdan büyük müdür? Evet, doğru. Buranın çözümünde eksi 6 eşittir 0 çıkar ki böyle bir şey olamaz. Buranın çözümünde x'ler eşittir eksi 6 çıkar. Eksi 6 sıfırdan küçük bir sayı mıdır? Evet, doğrudur. O zaman sizler çözüm kümenizi eksi 6 ve 2 olarak bulmanız gerekiyor. Şimdi kontrol edelim. Eksi 6'yı yukarıda yerine yazarsanız cevabınız tutuyor. 2'yi de yukarıda yerine yazarsanız cevabınız tutmuş oluyor. Zaten doğru bir çözüm yapmış olduk. Şimdi bu sorularda da aynı mantık var. Arkadaşlar birinci yol ya biraz önce dediğimiz gibi 3x eksi 4 büyük 0 ise 3x eksi 4 eşit 0 ise 3x eksi 4 küçük 0 ise yöntemini deneyeceksiniz. Yahut da ikinci yol bir artılı bir eksili çıkartacaksınız. Yani 3x eksi 4 eşittir x eksi 6 olacak. Bir de eksi 3x artı 4 eşittir x eksi 6 olacak. Ama şurada hemen söyleyeyim. Ama sonuçları dene. Bak bu çok önemli. Sonuçları dene. Evet, hemen çözümü görelim. Arkadaşlarım bu 2x eşittir. Eksi 2'den x eşittir. Eksi 1 çıktı. Birazdan bakacağız. Buradan baktığınız zaman 4x 10 çıkacak ve x'ler de buradan 10 bölü 4'ten 2,5 çıkacak. Şimdi bakacağız. Arkadaşlar deneyelim. Bakalım tutuyor mu? 3 tane eksi 1 eksi 4. Acaba eksi 1 eksi 6'ya eşit midir bir bakalım. Arkadaşlar burası eksi 7 gelecek. Burası da eksi 7 gelecek. Burası artı 7'ye dönüşürken burada eksi 7 kalacak. O zaman bu olmadı. Gelelim buna. X'e 2,5 verdiğiniz zaman bu işler olur mu? Arkadaşlar basitçe şöyle söyleyeyim. İçerisinin ne olduğu beni ilgilendirmez. Ama 2,5 eksi 6 negatif olacağından ve burası pozitif olacağı için bu da gene olmaz. O zaman bu denklemin çözüm kümesi kesinlikle boş kümedir. Dikkat etmeniz gerekiyor. Tehlikeli bir soru. Evet, devam edelim.